Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Feed the Köfte serimizin 33. bölümüne hoş geldiniz. 43. bölümüne pardon, 33 nereden çıktı? Ah, hala 40'lara geldiğime inanamıyorum. Bu iki bölüm arasında Modular Power Suits moduna biraz baktım. Şu anlık yapmayacağım da yakın gelecekte yapabilirim. Bu arada Ultimate Pack'i kullananlar normalde Modular Power Suits'te iki farklı recipe tipi açıktı. Birincisi normal kendi recipe'leri. İkincisi Greg Dick'in recipe'leri. O muhtemelen config dosyalarındaki bir hata. Onu düzeltirler. Ben kendim için düzelttim. Ve sadece Greg Dick recipe'leri açık. Dolayısıyla da elimizdeki recipe'ler bayağı kasınç. Ama benim istediğim şey de tam olarak o. Yoksa neden gidip Greg Dick gibi bir modla oynayayım? Bu şekilde her şey daha eğlenceli oluyor. Tabii sanırsam parçaları o kadar kasınç değil. Bir bakalım. Bakın onlar da kasınç olabilir gerçi ama. Evet, kasınç. Ama o kadar da değil. Evet. Neticede pardon, biraz hastayım bu sıralar. Sesim de o yüzden kötü geliyor olabilir. Hatta sesimin nasıl geldiğine hemen bir bakayım ben. Öyle çok kötü değilmiş ama gene de konuşurken azıcık rahatsız ediyor. Neyse. Renkteki recipe'lerini açmamın sebebi neticede Quantum Suite'ten daha iyi bir hale dönüşebilen bir zırhtan bahsediyoruz burada. Ve bunun Quantum Suite'ten daha ucuz olması sizce mantıklı bir şey mi? Hiç sanmıyorum. Dolayısıyla da Greg Dick recipe'lerini açtım. Sadece. Ayrıca Quarry konusunda Chunk Loader koymadın diye yorumlar atmıştınız. Ufak bir bilgi. Quarry'lerin kendisi birer Chunk Loader olarak da çalışabiliyor. Şekil 1A'da gözüktüğü gibi. Herhangi bir Chunk Loader yok ancak Quarry gayet ben uzaktayken de çalışıyordu demin. 1.3.2'den beri Forge'a herhangi bir bloğun Chunk Loader olarak çalışabilme özelliği eklendiği için ve Buildcraft geliştiricileri bunu değerlendirdiği için Core'lerin kendisi de Chunk Loader olarak çalışıyor ki bunu ilk Chunk Loader'ımı koyduğumda söylemiştim. Neyse. FPS'im biraz düşük. Galiba makineyi açık bırakmıştım bayağı bir. Bir saniye, Skype'ı falan kapatıp geleyim. Evet, az da olsa rahatladı bir şeyler. Ah. Neyse. Şimdi bu bölümü ne yapacağız? Bu bölüm Quartz Stone'umuzun birikmesini bekliyoruz. Bundan daha fazla birikmesi lazım. O zaman kadar ne yapacağım? Pek fazla yapacak bir şeyim yok evde. O yüzden ben gidip şunları yerlerine yerleştirdikten sonra hemen yerleştireyim. Şuraya yerleştireyim. Evet. No flower. Kapsam alanında değildiniz, değil mi siz? Neyse, bir tane çiçek yeter. Bu bölüm ne yapacağım diye soracak olursanız eğer Twilight Forest'ta yarım kalan bir işimiz vardı. Onu tamamlayacağım. Ama tabii öncesinde size ufak bir şey yapmam lazım. Son World Save'de hani sizin benim düşünemediğim ancak sizin onun hakkında sorun yaşadığınız bir şey. Sırf görünüş için bazı yerlerde Warded Stonecraft'ın eklediği şu şeyleri kullanmıştım. Kapıları falan filan. Ah, geç. Evet, şurada ihtiyacım yok. Şurada normal Obsidian Pressure Plate kullanabilirim. Hemen onları yapayım ben. Obsidian'larımın bir kısmını da geri dönüştüreyim. Şunları atalım.
Obsidian'a o kadar ihtiyacımız olmayacak neticede. Şuraya gidin. Şuraya gidin. Scrap üretimimiz zaten üretimimizden daha yavaş şu an. Gerçi scrap için normal depolanan cobblestone değil de başka bir şeye geçeceğim yakında. Yakında geçeceğim depolama sistemiyle. Seni neye ayarlayalım? Ah, kırmayacaktım. Merak etmeyin, bunlara anahtar atayacağım. Şu kapıya da gerek yok. Ben hemen şunları düzenleyeyim. Evet, şimdi bize Iron Ingot ve Nugget lazım. Bunlardan bir tanesini Nugget'a çevirelim. Pardon. Nasıldın sen? Nasıldın? Ben nerede yanlış yaptım? Arcane Worktable'da artık çalışmıyor mu bu resipiler yoksa? Saniye. Beş, iki, altı, dört. De o zaman şöyle bir şey deneyelim. Ah. Huh. Bu ilginçmiş. Ve senin düşmemen gerekiyordu. Ya 8 tane. Dayı senin kafan mı güzel? Aa dur dur. Tamam. Bu sefer anladım. Bu sefer benim hatam. Uyuyalım bir. Uyuyalım. Tamamdır. Ve şimdi bunlar için bir adet chest lazım bize. Tabii bundan sonraki world save'i ne zaman veririm bilmiyorum. Belki erken verebilirim de pek sanmıyorum erken vereceğimi. Erken veririm. Chest'imiz yok.
Bunu anlamam biraz geç sürdü. Ve şuraya chest'imizi koyalım. Anahtarları buradan alabilirsiniz. World Save'i alacak kişiler. Bu kadar. Ve ayrıca ufak bir hatırlatma. Pardon, ufak bir not. Şu arkadaşlar mükemmel bir biçimde topluyor Coco Bean'leri. Unutmadan sanırım Twilight Force'a gitmeyeceğim bu bölüm. Hazır burada Biofuel'e geçtiğimize göre, gördüğünüz üzere, bir saniye, azalmış mı? Evet, tamam, azalmış. Biofuel'e geçtiğimize göre burada o zaman bir şey yapmamız lazım. Buradaki mulch'u otomatik olarak atacak bir sistem. Bunun için bana bir adet Ender Pearl lazım. Redstone lazım. Başka ne lazım? Sanırsam Iron lazım. Emin değilim ondan. Bakacağız. Ender Pearl, Redstone. Aa, hayır. Hata. Pulsating Chipset. Bu ne yapımında kullanılıyor? Size direkt Otarkic Gate'leri göstereyim. Bir adet Iron, Redstone Iron Chipset. Bir adet Gate. Bir adet Pulsating Chipset. Ardından senden bir tane de Gate yapmamız gerekecek. Ve bir adet daha Redstone'a ihtiyacım var. Orası bir adet değil, birden fazla. Ah. Evet, bir adete ihtiyacım var. Ve şaşılısı gerçekle köftenin bir buildcraft item'ı kullandığını göreceksiniz birazdan. Neyse. Pulsating chipsetlerimiz hazır. Bize başka ne lazım? Relay. Relay'imiz var mı hiç hali hazırda? Yok. O yüzden craft edeceğiz. Recipe'in neydi senin? Relay, bir adet buffer, yapımı kolay. Bir adet transposer, yapımı gene kolay. Tamamdır. Tabii bir arkadaş hariç. Tamamız. Bu arkadaşı da yapmak gene kolay. Kendime biraz redstone alayım. Aynen var yeterince. Wood alayım. Cobblestone'um da var. Ve dınt. Piş bakalım. Tamamdır. Öncelikle kendimize bir adet piston. Yanlış hatırladım ben gene, değil mi? Tabii ki de. Ya zaten ben yanlış hatırlamasam olmayacak. Piston. Şurada biraz aradığımız şeyden vardı. Evet. Şimdi buffer'ımızı yapalım. Tabii ki de yanlış sırayla olmak zorunda. Buffer. Sen böyleydi sanırsam. Evet. Transposer. Buffer. Red dot wafer.
Geri kalanı da vuldu. Şey vuldu. Şurası hariç. Evet, tamam. Relay'imiz hazır. Bunun dışında Wooden Transposer Pipe ve başka neye ihtiyacımız var? Tüp. Yani basit bir sistemle şunu tamamlayalım. Redstone Iron Chipset hazır. Gate'imiz hazır. Ve Autarkic Gate. Tabii o esnada şurayı şöyle kazmak istiyorum. Direkt şunları otomatik olarak alayım diye. Bu sorun olmayacak. Ya dur. Şöyle yapalım. Biraz daha fazla kullanacağız da şu suyu da bloklamış oluruz. Şunu koyalım. Tabii senin yönünü değiştirmemiz gerekecek. Tornado ile. Tamamdır. Mulch'u buraya koyacağız. Otomatik olarak bunu koymayacaktık. Tamam. Ayrıca de seni şuraya koyacağız. Tabii ters yöne gitmek zorundasın. Gel bakalım Omni Wrench. Tamam, düzeldi. Ve muhtemelen Autarkic Gate'imiz de hazır. Autarkic Gate normalde şuna çalıştırmak için Redstone Engine kullanmamız gerekiyordu. Fakat Autarkic Gate aynı işi görüyor. Ve sen Redstone Single Energy Pulse'ı ve sadece şu çıkış noktasından alacak kadar da akıllılar. Ve bunlar ne zaman mulch'a ihtiyaç duysa buradan alacaklar. Fazlalık mulch maalesef atılacak da o kadar önemli değil. Ve hayır, hiçbir şekilde stone'u squeeze etmek istemiyorum. Evet, burası da tamamdır. Basit bir sistem ama mükemmel çalışıyor. Ve size Autarkic geyiklerinde ne olduğunu göstermiş oldum. Eğer Autarkic geyikler olmasaydı buraya bir tane de redstone engine koymam gerekecekti. Bu, ki bu bir blokluk daha alan kaplamak demektir. Autarkic geyikleri seviyorum. Ve sizleri de yerlerinize koyalım. Dirt, wood, iron, flint. Redstone. More mulch. Gidin mulchlar. Şuradaki frame'leri de doğru düzgün bir yere taşıyalım. Ve kendime ilerleyen zamanlarda bir frame üreticisi falan hazırlayayım. Ha bu arada o anahtarları kullanma şekli olarak size bir hatırlatma. Anahtarlarla bunlara sağ tıkladığınızda size izin vermeye başlayacak. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Emin değilim çünkü bunları hiç SMP'de kullanmadım. Ve yemek stoğumuzu dolduralım. Ben de şunları yerlerine bırakayım hemen. Öyle asıl olayımıza başlayalım. Evet, inventörümüz gayet bomboş. Hemen bir uyuyalım. Ve Twilight Forest'a geri dönelim. Tabii. Önce bir şey unuttum. Eve her koşulda geri dönebilmek için bir şey lazım bana. Şu lanet Link Book'lar. Birkaç tane de daha kitap alayım.
Bir tane daha link book yaratayım. Hatta ben bir tane Ender Chest yapayım hemen. Hemen bir tane Ender Chest yapalım. Sen ortaya, sen üste. Obsidian lazımdın değil mi? Obsidian. Wool. Bununla birlikte doğal olarak bir Ender Pouch'a da ihtiyacım var. Ve bunu renklendirmem lazım. Renklendirme için ne kullanabilirim? Düşün, köfte düşün. Önüme gelen ilk şeyi kullanacağım gerçi de. Direkt kırmızıyı kullanalım. Kırmızı kırmızı olsam. Başka neye ihtiyacım var? Ender Pouch'a. Ender Pouch nasıl yapılıyordu? 3 deri, 3 Blaze Powder, 1 Ender Pearl, 1 Wool. 1 Ender Pearl, 1 Wool. 3 deriyi de. 3 deriyi de. Seni de şurada macerate edelim. Hadi bakalım. Tamam, Ender Pouch'umuz da hazır. Ve bunu şuna bağlı. Tamamdır. Bunlar artık linklendi. Peki buna ne koyacağız? Çok basit. Sürüsüyle link book. Hatta biraz daha yapayım. Ve tabii ki de bolca da kitap. Bu sayede yanında link book taşımama gerek kalmayacak ve hani link book unutursam gayet şuradan açtığımda link booklar elimde olacak. Dolayısıyla da ben ne yapıyorum? Direkt Twilight Forest'ımıza atlıyorum. Tabii atlayışı kaçırdım azıcık. Hop. Achievement'larımız ben hemen bir boss bulup geliyorum. Ve sanırım eski dostumuz Lich'in oradayız. Ve neden bu donma olmaya başladı? Ah, nefret ediyorum bundan. Ben hemen bir oyunu kapatıp geleyim. Tamam, sorunumuz düzeldi gibi görünüyor. Ve artık on bir saniye ses mi yok? Evet, ses yok. Neyse, sonraki bölüme düzeltirim. Ve geçen geldiğimde buralardaki chestleri görmemiştim. Sen nesin? Hem ilginçmiş. Awkward Potion ne güzel. Şuraya azıcık talan edelim. Ve bunları Ender Chest'imize gönderelim. Burada chest var mı? Evet var. Charm of Keeping Clay. Empty Map. Tamamdır. Kalsın, kalın siz.
Çok sessiz oldu ya. Ben de konuşmayınca ara ara iyice sessiz oluyor sizin için. Biliyorum sıkıcı olmaya başlıyor. Ama olsun. Hemen şuraları biraz talan edip biraz daha bakınalım. Seni almıştık. Burada chest yok. Neyse biz direkt yukarı asıl hedefimize gidelim. Ki şu lanet şeyler beni vurabilsin. Ha, torç buradaymış. Tamam. Selam iskelet. Ölmeye hazır ol. Neyse ben Talan'ın işini biraz sonraya bırakırım. Direkt şu Lich'i öldürelim. Boss'umuzu. Bayağı hayvansı bir boss'tur kendisi. Şunlara bulaşmayın çünkü onlar herhangi bir efekte sahip değil. Onlar sadece ufak bir tavsiye, direkt şunun attığı şeyleri geri yansıtmaya çalışın. Ve bu lanet şey ışıl... Lanet. Lanet, değil mi? Ben nasıl öldüm? Tabii zırhı giymiyordum. Ve çevremdeki şey ne? Evet, eşyalarımı aldım ancak maalesef o esnada bana herhangi bir şey olmasın diye peaceful aldığım için leech'imiz gitmiş. Şu an normaldeyiz. Gördüğünüz gibi. O yüzden buraya gelip buradan leech spawner'ı bulacağım. Hoş. Ve kılıcımı da kaybetmem kötü oldu. Hoş, bu kadar kötü koyuyor muydu? Ha, sen miydin? Tamamdır. Ve kendime buraya bir link book yaratıp eve gidip tabii seni recipe moda geri getirdikten sonra eve gidip kendime yepyeni bir kılıç yapıp Steam var mıydı benim? Yoktu. Gerçi yapımda kolay. Ben neden bu kadar çabuk ölebiliyorum? Setim tam. Alt level'la yapabildiğim enchant'i yapayım. Buna. Ve şu lanet yere bir tekrar gideyim. Sen de ait olduğun yere geri dön. Tabii kalkanını aşmamız lazım bunun ve kalkanını kırmanın en kolay yolu attıklarını geri yansıtmak. Ve gördüğünüz gibi kalkanı azalmaya başladı hafiften.
Ama benim canım da azalmaya başladı. Neden yenilenmiyor? Neden yenilenmiyor? Sana soruyorum, neden yenilenmiyorsun? Kalkanları bayağı bir azaldı. Herhalde iki atış falan kaldı. Evet, son bir kalkanı var. Artık kalkanı yok ve zombi spawn ediyor artık. Tamam, direkt şu arkadaşları da alabiliriz. Geber liç, geber ve geberttik. Bakalım bize neler verdi. Güzel, güzel. Life Training. Sen ne işe yarıyorsun bilmiyorum ama bir de bunu vermiş. Biraz da tablomuz var. Sanırsam artık eve dönsem iyi olabilir. Sonraki bölümde belki Twilight Force'a giderim. Henüz bir karar vermedim. Başka bir boss'la savaşırım bu sefer. Ama dur, önce Nano Saber yapsam süper olabilir. Nano. Nano Saber'ımız ne gerektiriyordu? Bunları gerektiriyordu. Ki artık tungstenimiz var. Iridium Plate gerektiriyor. Ve Platinum. Platinum gerektiriyor. Evet, sanırsam önümüzdeki bölüm için bunların hepsini hazırlayacağım ben. Ve kendime bir adet. Oy. Kendime bir adet Nano Saber yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerin günler. İyi eğlenceler.